Murat Yetkin, Yetkin Report. CIA yöntem değiştiriyor. Saha ajanlarının yükselişi. İsa kaynakları dün 30 Ocak'ta suikast operasyonunu üstlendi. Bugün de Müslüman Arap hasta ve hasta yakını kılığında Gazze Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'ne nasıl sızdıklarının görüntülerini yayınlamaya başladı. İçeri girdikten sonra biri tekerlekli iskemleden kalkıyor, diğeri doktor önlüğü giriyor, kadın ve erkek komandolardan oluşan suikast timi hastanenin üçüncü katına çıkıp ikisi hasta yatağında, biri de yarı felçli vaziyette tekerlekli iskemlesindeki üç Filistinliyi elleriyle koymuş gibi bulup öldürüyor ve çıkıp gidiyorlar. Hamas, tedavi altında öldürülenlerden birisinin kendi üyeleri, diğer ikisinin ise İslami cihat üyesi olduğunu duyurdu. İsrail komandoları belli ki içerden alınan istihbaratla, saha ajanlarının verdiği istihbaratla hareket ediyorlardı. Aynı şekilde Hamas da 7 Ekim'de İsrail'e saldırdığında bazı hedefleri eliyle koyduğu gibi bulmuştu. Saha istihbaratı ile hareket etmişlerdi. Saha ajanları devredeydi. İsrail hastane bombalamaları ardından hastane baskınları dönemini de başlattı. Gazze'de hedef gözetmeden yapılan İsrail operasyonlarında öldürülen çoğu kadın ve çocuk Filistinli sayısı 25 bini bulmuşken bu operasyonu soğukkanlılıkla anlatmaya çalışmamın duyarsızlıktan değil istihbarat dünyasında saha ajanlarının itibarının iadesine geliyorum. MIT'ten CIA saha ajanları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK'ya karşı son zamanlarda Suriye ve Irak'ta artan nokta operasyonlarına dair duyurularda dikkat çekiyor. Saha ajanları ifadesi, bir yandan İHA'lar, SİHA'lar, F-16'lar devrede ama o durumda da hedef doğrulaması saha ajanlarından alınıyor. CIA Başkanı William Burns, 30 Ocak'ta Foreign Policy dergisinde yayınlanan Casusluk ve devlet yönetme zanaatı rekabet çağı için CIA'yı dönüştürme başlıklı makalesinde de bir yandan teknolojideki gelişmelerde Çin başta olmak üzere rakiplerden önde kalmaya gayret ederken, diğer yandan insan istihbaratı ifadesinden kısaltma hüminitin artan önemine işaret ediyor. Yapay zeka ile boyut atlamış dijital çağ, her köşede yüz tanıma programlarıyla donatılmış kameralarla, hatta önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hatırlayalım, cep telefonlarıyla casus ve terör zanlılarını saptamayı kolaylaştırıyor gibi görünüyor. Ama bunlar artık hemen herkeste var. Dolayısıyla sizin saha ajanlarınızın saptanıp devre dışı bırakılması da kolaylaşıyor. CIA nasıl dönüşüyor? Burns yazısında diyor ki, bu yüzden artık MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın 97. yıl konuşmasında kullandığı deyimle hem sahada hem masada personel çeşitlendirilmesine gitmişler. Çeşitli milletlerden, ırklardan, dinlerden ve lisanlardan diye okuyabiliriz. Burns, yapay zeka insanların toplayıp işlemesi mümkün olmayacak kadar çok ve ayrıntılı bilgi toplayabildiğini ama özellikle de ulusal çıkar söz konusu olduğunda insan unsurunun değerinin kaybolmayıp arttığını öne sürüyor. Burns, ABD'nin asıl rekabetinin Çin ve Rusya ile olduğunu açıkça söylüyor. Dönüşüm yazısında örneğin CIA tarihinde ilk defa bir bölgeye değil de ülkeye özel birim oluşturulmuş. O da Çin için. Teknolojik istihbarat amacıyla bir başkan yardımcılığı kurmuş. MIT'in de siber istihbarat birimi kurduğunu hatırlayalım. William Burns diplomasi kökenli bir casus şefi. Fransız dış istihbaratı DGSE'nin başı, önceki Ankara Büyükelçisi Bernard Emi de öyle. İngiliz dış istihbaratı MI6'nın başı, eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore da öyle. İbrahim Kalın da öyle. Akademi ve diplomasi pratiğinden geliyor. Bunun değişen dünya koşullarında bir anlamı olmalı. 11 Eylül ve Ukrayna Burns yazısında insan ilişkilerine sadece saha ajanlarının yeniden yükselişi bahsinde girmiyor. En yakını müttefiklerin kapısını bu sıralar daha sık çalabilirlermiş. Bölgemize baktığımız zaman bunu Türk, İsrail, Mısır ve Yunanistan gizli servisleri olarak tercüme etmek de mümkün. Zaten Burns ABD'nin önümüzdeki dönemde önemli zorlukları arasında orta büyüklükte güçlerin Çin'in yükselen gücünü dikkate alarak bütün yumurtaları eskisi gibi ABD sepetine koymama, dengeci davranmalarının önüne geçmenin bulunduğunu da açıkça yazmış. Bir not daha CIA Başkanı teşkilatının içinde bulunduğu dönüşümü Rusya'nın Ukrayna'ya savaşı ardından El-Kaide'nin 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında geçirdiği dönüşümün şiddetine benzetmiş. Ukrayna'yı yarı yolda bırakırsak Rusya karşısında kendi kalemize gol atmış olacağız diyor. Daha önce Moskova'da büyük elçilik yaptığını hatırlatalım. Belirsizlik artarsa casus da artar. O da MIT'in 10 Ocak töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için dediği gibi ABD'ye yönelik casus saldırılarının arttığı saptaması yapıyor. Bunu sadece dijital yöntemler açısından değil, saha faaliyeti açısından da söylüyor. Burns değinmemiş ama bana kalırsa sadece Ukrayna savaşı değil ama Gazze krizi sonrasında da dünyada belirsizlikler katlanarak arttı. Kalın'ın konuşmasına bir büyük belirsizlik çağında yaşıyoruz demesi özetliyor her şeyi belirsizliğin olduğu yerde belirsizlik kaynağını öğrenme çabası da vardır. İster saha ister masada dünyanın yeni bir casuslar savaşı dönemine girdiği görülüyor.